Kekevi.com'dan kolay şöbiyet baklavası tarifi. Şöbiyet, içinde kaymak bulunduran farklı bir baklava çeşidi. Kaymak dediğimizde aslında irmikle koyulaştırılan bir muhallebi. Şeker, irmik ve nişastayı tencereye ekledikten sonra sütü koyup hepsini birlikte çırpıyorum ve koyulaşana kadar pişireceğim. En son vanilya ilave edip karıştırdıktan sonra soğumaya bırakıyorum. Hamuru için yumurta, katıca yoğurt, sıvı yağ, sirke, un, kabartma tozu ve tuzu ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Rahat açabilmeniz için çok sert bir hamur olmamasına dikkat edin ve unu azar azar ilave edin. Hamur toparlanıp artık yoğurduğum kaba ve elime yapışmadığı zaman hamurumuz olmuş demektir. Hamuru şimdi 12 eşit parçaya bölüp bezeler oluşturacağım ve yaklaşık 45 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım. Hamurlar dinlenirken şerbeti hazırlayabiliriz. Bunun için toz şekeri ve suyu orta boy bir tencereye alıp karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Şerbet kaynadıktan sonra 5 dakika daha kaynatıp limonunu sıkıp altını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Şimdi dinlenen bezelerimizi açmaya geçebiliriz. Gözünüz korkmasın. Açmak o kadar zor değil çünkü hepsini bir arada kat kat açacağız. Tezgahıma bolca nişasta serptikten sonra bezenin üzerine de tekrar serpiyorum ve merdane ile yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğünde bezeyi açıyorum. Tekrar açtığım bezenin üzerine bolca nişasta serptikten sonra kenara alıp diğer bezeleri de açmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bezelerin her tarafa nişastayı bolca sürmeyi ihmal etmiyorum. Bu çünkü 1 milyondan fazla izlenerek rekor kıran ev baklavası tarifimde olduğu gibi katların ayrı bir şekilde kalmasını ve hepsini bir arada açmamızı sağlayacak. Siz de ev baklavası tarifimi izleyen 1 milyon kişiden biri değilseniz mutlaka izleyip tarifi denemenizi şiddetle değil güzellikle tavsiye ederim. Şimdi 12 kat bezeden oluşan arası nişastalı bu hamuru merdane yardımıyla yaklaşık yarım santim kalınlığında veya daha da ince kareleri keseceğimden dolayı da mümkün olduğunca dikdörtgen şeklinde açıyorum. Bayağı bir açmış olmama rağmen katlar birbirinden ayrılıyor. Zaman zaman ben bu katlardan yufkaları tek tek ayırıp aralarını tekrar bolca nişasta serpiştiriyorum. Bu şekilde katlar daha düzgün açılmış oluyor. Tezgahta daha iyi çalışabilmek için hamuru ikiye bölüp yarısını ayrı bir yere aktarıyorum. Ve diğer yarım parçayı tekrar biraz daha dikdörtgen olacak şekilde açtıktan sonra artık kesme işlemine geçebiliriz. Açıkçası ben sanırım biraz acele edip kareler oluşturmak yerine dikdörtgenler kestim. Şimdi de göreceksiniz. Bu yüzden size cetvel kullanmanızı tavsiye ederim. Karelerimizi kestikten sonra ilk başta yapmış olduğumuz irmikli, sütlü kaymağımızdan birer kaşık karelerin ortalarına yerleştiriyoruz. Ve üzerlerini de isteğinize bağlı olarak yarım ceviz veya 2-3 adet fındık yerleştirip kapatacağız. Siz isterseniz iri dövülmüş şekilde de yerleştirebilirsiniz. Çünkü tane tane olduğu zaman biraz daha az geliyor ağza. Bu şekilde ikiye katlayıp hafif sırt sırta gelecek şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Şekil verme işlemi bittikten sonra tereyağını eritip içine sıvı yağ da ekleyip üzerine köpüren veya dibe çöken beyaz kısımları kullanmamak şartıyla kaşıkla bolca her tarafına gelecek şekilde yağla yağlıyorum. Kızgın olması şart değil.
Sadece bolca olması gerekiyor ki hamurlarımız güzelce katlarına ayırıp kızarsınlar. Şöbiyetlerim önceden ısıtmış olduğum 200 dereceli fırında altı üstü iyice kızarana kadar pişecek. Bu arada elinizde kalan parçalar da olacaktır. Özellikle benim gibi kare yerini dikdörtgen kestiyseniz, onları da ben elimde olan ufak bir kalp kalıba yerleştirip üzerine istediğim gibi fındık kırıntıları serpiştikten sonra iki kat şekilde kalp bir baklava oluşturdum. Bu da gayet güzel oldu. İşte şöbiyetlerimin pişmiş hali. Katları çok güzel bir şekilde ayrıldığını rahatlıkla görebilirsiniz. Peki şöbiyetlerimizi ne zaman şerbetle buluşturacağız? Baklavamızın çıtır halini en iyi şekilde koruyabilmesi için yaklaşık yemeden yarım saat önce şerbetlemeniz yeterli olacaktır. Bu yüzden yiyeceğiniz kadarını ayrı bir kaba aktarıp şerbetleyebilirsiniz.